Bakın adamın elinde fünye vardı. Maraşlı da vurdu onu. Eğer vurmasaydı hepimiz paramparça olacaktık zaten. Maraşlı dediğin? Celal işte, Celal Fün. Bakar mısınız? Selamünaleyküm. Buyur. Ben bir olaya karıştım da aranıyorum. Nasıl? Bir olay oldu. Büyük hadisedir. Büyük olasılıkla beni bütün şehirde arıyorlardır. Teslim olmaya geldim. Bir dakika bekle. Buyurun, mesele neydi? Memur bey de izah ettim. Ben bir olaya karıştım da teslim olmaya geldim. Adın neydi? Celal Kün. Peki sizi neden rehin aldı? Ben avukatımı bekleyeyim en iyisi. Hanımefendi, sizi bir şey için suçlamıyoruz ki. Avukatı ne yapacaksınız? Gördüğünüzü anlatın yeter. Bilmiyorum ben. Yani bir yere yetişmesi gerekiyordu. Polislere de anlatamam dedi durumu. Nereye? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum, bana bir şey söylemedi. Ama kötü bir niyeti yoktu gerçekten. Hatta benim fikrimdi. Evet, benim fikrimdi. Ben dedim onu öyle yapalım diye. Biz size bilgi veririz efendim. Teşekkür ederim. Maraşlı. Aziz Bey, sizin de işiniz var burada. Mahrun içeride ifadesini alıyorlar. Onu bekliyorum. İlhan? İyi, iyi, merak etmeyin. Ona da yetişti değil mi? Yetişti, yetişti. Göreceğiz neye yetişti. Hadi bakalım. Bakın hanımefendi. Burada yalan konuşuyorsanız büyük suçtur. Bilesiniz. Müdürüm, Celal Bey gelip kendi teslim oldu. Neredesin oğlum sen? Bütün İstanbul'da seni arıyoruz ya. Geldik işte. Alın bunu sorgu odasına. Hayır, bakın onun gerçekten kötü bir niyeti yoktu. Hepimizin hayatını kurtardı. Götürün. Hanımefendi, siz yorum yapmayın. Bir anlayalım önce meseleyi. Sadece gördüğünüzü anlatın. Ya anlatıyorum zaten, anlatıyorum. Anlamıyorsunuz ki. Öyle mi? Siz burada bekleyin. Hoş geldiniz. Merhaba, Hilal ben. Kemal Bey. Biraz konuşabilir miyiz?